Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle tüpraşı inceleyeceğiz. Tüpraşta son durum ne? Alınır mı? Düşer mi? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında güzel yukarı yönlü bir trend olduğunu görüyoruz. Mayıs, Nisan ayında herhalde de. Bakalım evet Nisan ayında bedelsiz bölünmeden sonra da fiyatlar önce bir düşüş gerçekleşti. 64 seviyesine kadar buradan sonra gelen alınmanla birlikte tekrardan yönünü yukarı çevirmeyi başardı. Burada da yatırım hissine %70'in üstünde bir getiri sundu. Endeksin çok üstünde bir getiri oluştu. Devamında da 175 seviyesine oluşan satışlarla fiyat 128'e kadar indi. Buradan ikili diple döndü ve tepki hareketini gerçekleştirdi. Anlıkta 150 seviyesinde işlem görüyor arkadaşlar. Şimdi tüpraş tarafı bildiğiniz gibi temel tarafı kuvvetli düzenli temettü ödeyen bir şirket. Özellikle burada geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirebilir. Hem orta vade, uzun vade içinde e, güvenli bir liman aslında. İsteyen arkadaşlar e, TÜPRAŞ'ı izleme listesini alabilir. Şu anda bulunduğu konum itibariyle zaten pozitif fiyatlama devam ettiğini görüyoruz ki burada her ne kadar... 154 bandına takılsa da buradan satışlar az miktarda gerçekleşmiş. Negatif bir durum olması durumu 147'nin altında kalırsa bir miktar satışlarla gerilediğini görebiliriz. Bu da bizi arkadaşlar 138 seviyesine götürebilir. Bu desteğe gelmesi veya 147'nin altında kalması durumda yine alım gerçekleştirebilirsiniz. Özellikle uzun vade düşünen arkadaşlar. 150'nin üstünde kalmayı sürdürürse de tekrardan en son zirvesi yani 175 seviyesi burada hedef olacaktır. Tüpraş'a uzun vadede bakıldığında da arkadaşlar en son zirvesinin geçmesi durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamını bekleyebiliriz ki burada zaten bir çanak yapmış olacak. Kanal takibi yaparsak da ilk etapta 200, devamında da 245, 250 seviyeleri hedef fiyat olarak TÜPRAŞ tarafından takip edilebilir. Düzenli temettü veriyor. Tekrar kısa bir özet geçeyim. Bu sene 60 liraya yakın temettü verdi arkadaşlar. Temettü ödemesi gerçekleşti. Nakit uzun vade için düşünenler geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirebilir. Düşüş sonrası tepki vermiş. Bu tepki hareketi pozitif fiyatlamalar devam ediyor. Bunda bir sıkıntı yok. 147 üstüne kaldığı sürece en son seviyesi olan 175 zirvesini hedefleyecektir. Buralar tekrardan hedef olarak takip edilebilir. Özellikle geri çekilme 147'nin altına kalırsa 138-139 bandı da alım için uzun vade için özellikle gayet uygun seviyedir isteyenler değerlendirebilir arkadaşlar. 128 seviyesi gelirse de arkadaşlar buradan da almayı ihmal etmeyin. Burası daha da güvenli, güzel, ucuz diye tabir edeceğimiz bir seviye. Kısa da burada kaldığı sürece yani 147'nin üstünde fiyat damarı kaldığı sürece 175 hedef olacak. Devamında kırabilirse bu zirveyi aşabilirse ilk etapta 200 uzun vadede yine 240-245 bandı TÜPRAŞ için hedef fiyatı olarak takip edilebilir arkadaşlar. TÜPRAŞ bu şekilde net bir yukarı yönlü trendi var. Bu trend içindeki fiyat hareketini takip ederek isterseniz alım satım gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.